Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz iki aşamalı. Önce havada insansız hava araçlarımızla ilgili yeni gelişmelere bakacağız. Ve burada TB2'ye uygulanan ambargo ile birlikte TB2 motor ve kamera konusundaki ambargoyu nasıl aşacak buna bakacağız. İkinci konumuz ise bu sefer denizlere doğru açılıyoruz. Meteksan ve Ares tersaneciliğin birlikte geliştirdiği ve Türkiye'nin ilk muharip su üstü insansız sistemi olacak ULAK konusuna bakacağız. Bayraktar TB2 biliyorsunuz etrafımızdaki ülkeler tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Katar, Ukrayna, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti derken dördüncü kullanıcı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri oldu. Azerbaycan bu İHA'ları, TB2'leri Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda büyük bir verimlilikle kullanmaya başladı. Ve burada tabii ki bu savaşın akışını değiştiren önemli silahlardan biri de TB2 oldu. Bu gelişmeler yaşanırken Kanada'dan arka arkaya iki önemli ambargo adımı geldi. Bunlardan birincisi TB2'de bulunan kamera ve işaretleme sistemi Vescam imalatı MX-15 konusunda imalatçının teslimatları durdurma kararıydı. Bunu kısa bir süre sonra da Kanadalı havacılık devi ve aynı zamanda ulaşım devi olan Bombardier şirketinin portföyü içinde yer alan TB2'nin kullandığı Rotax 912 motorlarla ilgili teslimatın durdurulması istendi. Bir tarafta kamera, bir tarafta motor. Peki TB2 bundan sonra nasıl uçacak sorusu hemen gündeme geldi. Ve tabii ki hem kameranın hem motorun Türkiye'de yerli imal edilmiş muadilleri vardı. Ve bu konuyla ilgili çalışmalar zaten birkaç aydır Bayraktar'ın imalatçısı Baykar tarafından devam ettiriliyordu. Şimdi isterseniz motor konusu daha gündemde. Motor konusuna birlikte bakalım ama öncesinde şunu belirtmemizde fayda var. Bayraktar TB2 taktik sınıfta bir İHA, insansız hava aracı ve aynı zamanda silahlı insansız hava aracı yani SİHA. Önemli taktikteki en önemli konuların başında elinizde bunlardan çok miktarda bulunması. Yani operasyon sahasına bu taktik İHA'ları çok sayıda sürebiliyorsunuz. İnsansız zaten. Kaybında herhangi bir fazla bir zararınız yok. Çünkü sistemler basit imal edilmiş. Gerekirse işte motordur, kameradır gibi ana sistemleri diğer İHA'lara göre yani MAL olarak adlandırılan Anka gibi veya Aksungur gibi daha büyük veya Akıncı gibi daha da büyük İHA'lara göre fiyatları çok daha ucuz. Peki bu fiyat ucuzluğu nasıl sağlanıyor? Tabii ki ağırlıklı olarak sivil sistemlerin kullanılmasıyla sağlanıyor. Nedir bu sivil sistemler? Mesela Bayraktar'da ana konu şu anki motorda konuşuyoruz. Rotax 912 motorlar. Rotax yaklaşık 30 yıldan fazla geçmişi olan daha yeni nesil bir genel havacılık, sportif havacılık motoru. Rotax'lar yaklaşık 30 yıl sürede 70 bin adetten fazla üretilmiş gerçekten çok yaygın motorlar. İşte bir bakıyorsunuz ultralight gibi hafif hava araçlarında, eğitim uçaklarında kullanılıyor. Ortalama 100-150 beygir arasında güç üretiyor. Daha düşük versiyonları var. Motorlu yamaç paraşütlerinde kullanılıyor. Gerçekten inanılmaz geniş bir kullanım alanına sahip motorlar. 912 serisi motorlar 1200 cc, 4 silindirli, düşük yakıt sarfiyatına sahip, çok ekonomik, gerçekten de hassas güzel motorlar. Yani bu motordan 70 bin adet gibi inanılmaz bir rakam üretilmesi zaten seri imalatı nedeniyle fiyatının da oldukça aşağı inmesini sağlıyor. Bugün işte yaklaşık 20-25 bin dolarlardan başlıyor Rotax'lar. 30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlar civarlarında özelliklerine göre, ürettikleri güçlere göre değişiyor. Keza kullanılan MX-15 kamera sistemi, hedefleme sistemi de benzer şekilde çoğu sivil helikopterde veya araçlarda kullanılıyor. Bir aracı, bir sistemi, bir teknolojiyi ne kadar çok üretirseniz bu zaten bir iktisat kuralı. Fiyatı seri imalatla birlikte düşmeye başlıyor. Şimdi öncelikle dediğim gibi Bayraktar'da fiyatının ucuz olması, çok sayıda üretilmesi ki örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 100'den fazla var. Bu tür sivil sistemleri kullanmaktan geçiyor. Şimdi bir üstüne Anka'ya çıktığınız zaman sistemler daha detaylanıyor. Görevler farklılaşıyor çünkü havada kalış süresi uzuyor, menziliniz uzuyor, taşıdığınız yük artıyor gibi konular artmaya başlayınca tabii ki fiyat da artmaya başlıyor. Ve bazı teknolojileri size vermedikleri için
mesela motor. Kendiniz geliştirerek adımlar atmaya çalışıyorsunuz. Bu nedenle de fiyatlar artıyor. Mesela motor dedik. Rotax'ın muadili nedir? Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayi TEİ tarafından tasarlanıp geliştirilen, üretilen ve teslim edilmeye başlanan PD-170 motorları. Yaklaşık PD-170'ten bugüne kadar 50 civarında üretim gerçekleştirildi. Şimdi bir tarafta 70 bir rakamı, bir tarafta 50. Tabii ki maliyetleriniz daha yüksek. Daha özellikli bir motor bu. Ama fiyat biraz pahalı ama kendi motorunuz. Teknolojisi sizde, geliştirmesi sizde. Yani yarın öbür gün ihraç ederken gidip bir X bir ülkeye ya şu motorunuza bir izin verin de biz bunu satalım demek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii ki bunun da bir maliyeti var. Mühendisliği var, imalatı var. Ama ne zaman siz bunu Rotax kadar çok miktarda ürettiğiniz zaman PD-170 motoru da ucuzlamaya başlayacak. Bunun da yolu belki de PD-170 zaten EASA Avrupa Havacılık Otoritesi'nin onaylı bir motor. Umarım ilerleyen yıllarda tek motorlu uçaklarda da kullanılır ve yüzlercesi, binlercesi imal edilir. Şimdi gelelim Rotax 912 ile PD-170'in teknik karşılaştırmasına. Rotax 912 toplam ağırlığı 63 kilogram bir motor. Yaklaşık 100 beygir güç üretiyor ve yaklaşık da motor hacmi 1200 cc. Karşılığında PD-170'e baktığımız zaman PD-170'in ürettiği güç 172 beygir. Yani bu motordan %70 daha kuvvetli bir motor. Tabii ki ağırlığı da artıyor haklı olarak. PD-170'in ağırlığı 162 kilogram. PD-170'in motor hacmi ise 2100 cc. Tabii ki bu motor %70 daha fazla güç ürettiği için daha büyük bir gövdeyi taşıyor. Daha fazla silah taşıyor. Daha fazla havada kalış sağlıyor. Daha da hızlı gitmesini sağlıyor. Bu motoru koyduğunuz zaman TB2'ye bir takım mühendislik tasarım değişikliklerine gitmeniz lazım. Örneğin motor daha büyük bir motor. Bu motorla birlikte hava aracının ağırlık merkezde kayacak. Belki daha büyük kanatlara ihtiyaç duyacak. Ama bu kanatlarda bayrakların standart silah yükü olan 2 MAM-L, 2 MAM-C yerine yani toplam 4 mühimmat yerine belki 6, belki 8 mühimmat taşıyacaksınız. Daha hızlı gidecek. Daha hızlı irtifaya çıkacak. Bu motorun ürettiği güçle normalde işte 30 bin fitlerde uçarken Bayraktar 45 bin fite kadar çıkacak. Çünkü PD-170 çok kuvvetli bir motor. Turbo Charger olarak adlandırılan ek sistemleriyle bu motor bu hava aracını 15 bin fit yani yaklaşık 5 bin metre daha yukarıya gitmesini sağlayacak. Yukarıdan uçmanız daha az yakıt harcamanıza sebep olacağı gibi havada kalış süresini uzatacak, yerdeki teröristin o İHA'yı duymasını engelleyecek ve bir anda kafasında o mühimmat bitiverecek bu açılardan ve çok ciddi bir özellik. Yani Selçuk Bayraktar, Baykar grubunun teknik müdüründe dediği gibi TB2, TB3 olarak adlandırılan standartlarla yeni bir insansız hava aracı haline getirilecek. Bu işin motor tarafı. Gelelim kameraya. MX-15 dedik. Kanada merkezli Westcam'in fabrikasında üretiliyor. Kanada'nın getirdiği ambargo bir sıkıntı. Bunun yerine de Aselsan'ın imalatı CATS takılacak. Ağırlık olarak Aselsan'ın kamera ve hedefleme sistemi şu an MX-15'ten daha ağır bir sistem. Ama siz hava aracına %70 daha güçlü PD-170 motorunu taktığınız zaman bu kameranın taşınmasında da herhangi bir sorun ortadan kalkacak. Bir hava aracı tasarlanırken yapacağı görev çok önemli. Yani ne amaçla kullanacaksınız? Kaç saat havada kalıyor? Ne kadar sürete sahip olacak? Ne kadar yük taşıyacak gibi birçok maddeyi arka arkaya yazıyorsunuz. Bu maddeler sonrasında da bir karara varıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kadar güç lazım, şu kadar motor lazım, şu kadar fiyatı olmalı gibi böyle birçok bilinmez denklemi yan yana koyuyorsunuz. Bunları çözerek sonuçta bir hava aracını oluşturuyorsunuz. Bu dünyanın en büyük yolcu uçağı Civil Airbus A380 de içinde geçerli, F-35 içinde geçerli, Milli Muharip Uçak içinde geçerli veya Hürkuş içinde geçerli. Bu olayın insansız hava aracı tarafıydı. Şimdi gelelim videomuzun ikinci kısmında denizler bölgesine. Geçtiğimiz hafta Ares Tersanesi ve savunma şirketlerimizden, özel savunma şirketlerimizden Meteksan'ın ortak projesiyle ilgili bir video paylaşmıştık. Gerçekten sizlerden büyük ilgi gördü ve bu projenin de
çok geleceği olan bir proje. Çünkü hani insansız hava araçlarını çok duyuyoruz ama deniz üzerine giden insansız deniz araçları çok fazla değil dünyada. Bu konuda geçmişte Aselsan'ın bazı girişimleri, tasarımları olmuştu ama seri imalata geçmemişti. Bu ULAK olarak adlandırılan sistem de ilk Türk muharip deniz üstü insansız sistemi haline gelecek. Mühendislik çalışmaları geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlandı ve Aralık ayında suya indirilmesi imalat sonrasında planlanıyor. Yaklaşık 400 kilometre menzile sahip olacak bu denizüstü insansız sistem saatte 65 kilometre gibi gerçekten çok yüksek bir hıza sahip olacak, ilerleyecek. Farklı farklı görevleri olacak. Bu görevler arasında örneğin elektronik karıştırma gidip yapabilecek veya su üstündeki işte ufak zodyak botlar, terör saldırıları veya daha hızlı gidebilen hücum botlara karşı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Gözetleme ve istihbarat yapılacak. Aynı zamanda silahlı eskort olarak da hizmetler verecek. Üzerinde bu ulağın ne var diye bakarsak 4 adet cirit ve 2 adet de LUMTAS olarak adlandırılan mühimmatlara sahip olacak. Bunlar gerçekten menzil olarak, vuruş yüzleri olarak çok gelişmiş mühimmatlar. Bu açıdan da ULAK çok önemli bir yere sahip olmuş olacak. Meteksan ve Ares tersanesinden verilen bilgiye göre önümüzdeki yıl Cirit ve LUMTAS'la ilgili atış testlerinin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Peki bu deniz aracını nerede kullanabiliriz sorusu geliyor. Örneklerden biri de son dönemde yaşadığımız Doğu Akdeniz'deki gelişmeler diyebiliriz. Özellikle işte adaların arkasına saklanan hücum botlar, Yunan donanmasının birimleri bu tür insansız denizüstü araçlarıyla birlikte hem şaşırtılacak hem ani baskınlar mesela yapılabilecek. Bu açıdan Türk Deniz Kuvvetleri'nin elini güçlendiren, bu konuda adım atmasını sağlayacak çok önemli bir platform haline gelecek. Bir de tabii olayın insansız hava araçlarıyla birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonlar yapılması gündemde. Burada hem gökyüzündeki İHA'larımız deniz üzerindeki denizüstü insansız sistemlerimizle birlikte konuşacak, birlikte operasyon yapacak, aldığı istihbaratları, denizüstü veya havadan aldığı istihbaratları paylaşacak. Buna yapay zeka da eklendiği zaman gerçekten bu Türkiye'nin çok önemli bir gücü deniz ve havada insansız olarak gerçekleştirilmiş olacak. Bu ULAK projesini de bu açıdan çok dikkatle takip ediyoruz. Umarız Aralık ayında da denize indirildiği zaman daha böyle gözümüze gelen bir şekilde bunları görmüş oluruz. Ve önümüzdeki yılda da testlerinin yapılmasının arkasından bu araçları en kısa zamanda deniz kuvvetlerinde görme imkanına kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Bugün hem insansız hava araçlarımızda TB2'nin TB3'e evrilmesini gördük. Bir taraftan da Meteksan ve Ares Tersanesi'nin birlikte geliştirdiği denizüstü insansız sistem ULAK'ı biraz tanıtmaya çalıştım sizlere. Gelişmeler bu şekilde. Lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimizin tolgozbek.com sitemizde olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Yorumlarınızda sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca bize sorularınızı info@tolgozbek.com mail adresine atabilirsiniz. Pazartesiden Cuma'ya her gün saat 19'da yepyeni videolarla karşınızdayız. Yarın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.